kontak kapatmaları çocuklarımız için, evlatlarımız için doğru değil. Ama onların sorunlarını bir şekliyle çözme konusunda en azından iktidarı uyaralım. Eğer uykularından uyanırlarsa. Efendim, bu taşıma işi yapan şoförlerimiz, öğrencilerimizi, evlatlarımızı taşıyorlar. Çiftçilerimizin de büyük bir sorunu var. Gübre fiyatlarından söz etmeyeceğim. Fidelerden, seralardan, seranın naylonundan, ilacından söz etmeyeceğim. Elektrik fiyatlarından söz etmeyeceğim. Anayasaya göre, anayasa, herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar. Teşkilat kurulmuş. Eskiden bağ kurdu, şimdi Sosyal Güvenlik Kurumu çatısı altında 3 sosyal güvenlik kurumu birleşti. Gayet güzel. Çiftçi de Bağkur primi ödemek zorunda. Yani sosyal güvenlik primini çiftçi de ödemek zorunda. Son bir yılda Bağkur primlerine %44.9, %45 zam yapıldı ortalama. Bağkur primleri bir yılda ödeyeceği prim 1151 lira 96 kuruş iken 2002 yılında bu rakam 1688,83 kuruşa çıkmış vaziyette. Dolayısıyla rakamlar 1151 liradan 1688 liraya çıkmış vaziyette aylık yapılacak sosyal güvenlik primi ödemesi. Bunun yıllık tutarı 20.025 lira 96 kuruş. Şimdi çiftçi yıllık 20.000 lira para ödemek zorunda. Sosyal güvenliğini sağlamak için. Daha acı olanı ise son bir ayda 30.526 çiftçi sistemden çıktı. Prim yatırmıyor. Son bir ayda. Ödeyemiyorum diyor. Geleceğini güvence altına alması gerekip prim ödemesi gerekirken prim ödemiyor. Son bir yılda 67.498 çiftçi Bağkur primini yatırmadı. 2002'de 900.691 kişi sisteme para öderken çiftçi, 2021'in Ekim ayında 900.000'den 500.066 kişiye düşmüş durumda. Tam bir felaket. Bunların geleceği, çocuklarının geleceği, eşinin geleceği açısından büyük bir felaket. Buna dikkat çekmek isterim. Değerli arkadaşlarım, defalarca söyledim ki, devlet akılla yönetilir, bilgiyle yönetilir, birikimle yönetilir. Bilimsel yönetilir devlet. Ön yargıyla yönetilmez. Kinle, öfkeyle yönetilmez. Devlet deneme sınama yöntemiyle yönetilmez. Devlet dediğiniz kurum sıradan bir kurum değildir. Devlet hepimizin tepesindeki çatıdır. Devlet hepimizin koruyucusudur. Devlet elinde sopa olan değil, bizi kucaklayan bir tüzel kişiliktir devlet. Böyledir. Bayrağımız vardır, vatanımız vardır, topraklarımız vardır. Ve hepimiz devletin güvencesi altında, topraklarımızda huzur içinde yaşamak isteriz. Ve dolayısıyla huzur içinde yaşamanın yolu mutfaklarda bayramın olmasıdır. Mutfağa girince birisi, aileden birisi mutfağa girince hüzne kapılmamalı. Çocuklarım, evlatlarım aç kaldı dememeli. Ya sofraya ne koyalım dememeli, düşünmemeli. Dolabı dolu olmalı, huzur içinde olmalı. Dolayısıyla böyle bir tabloya ihtiyacımız var. Deneme sınama yöntemiyle devleti yönetmeye kalktılar. Merkez Bankası'nın faizini düşürdüler bankalara verilecek para için. 5 puan düştü. Güzel. Şimdi vatandaş sanıyor ki Merkez Bankası'nda faiz düştü, bütün bankalarda faiz düştü. Tam bir aldatmaca. Rakamları çıkardım. Önce devlet açısı, hazine açısından bakalım. Hazine açısından, hazinede borçlanıyor ya, borç alıyor. Bazen dolar, bazen altın, bazen avro, bazen Türk lirası olarak borç alıyor. Devlet borçlanırken, madem Merkez Bankası faiz düşürdü, devlet borçlanırken faiz düştü mü? 2 yıl vadeli devlet iş borçlarına tahvili. %17'den %24'e çıkmış vaziyette. Sormak lazım. Hani faiz düşmüştü. 5 yıllık devlet iş borçlanma tahvili. %17'den %26'ya çıkmış durumda. Küsuratları saymıyorum. Hani düşmüştü. Hani devlet de az faiz ödeyecekti? Hani nas vardı? Hani faiz haramdı? 10 yıl vadeli devlet iş borçlanma faizi %17'den %25'e çıkmış vaziyette. 2 yıl vadeli dolar cinsinden borçlanma var. Dolar cinsinden faiz %3'ten %6'ya çıkmış vaziyette. %100'lük bir artış var. 5 yıl vadeli dolar cinsinden borçlanmada %5'ten %8'e çıkmış vaziyette. Bunun anlamı ne? Anlamı şu. Gidiyorsun Merkez Bankası'ndan düşük faizli alıyorsun parayı. Gidiyorsun hazineye, yani %14'ten alıyorsun. %24'ten devlete satıyorsun. Taş atıp kolun bile yorulmuyor. Bu ne demekmiş? Faize karşıyız. Ne demek? Daha fazla faiz ödüyor. Ve bunun tamamı da sonunda milletin sırtına yıkılıyor. Bu hazinenin ödeyeceği faiz, daha fazla ödeyecek. Gelelim vatandaşa. Öyle ya, faiz düştü diyorlar. Gerçekten düştü mü? İhtiyaç kredisi %23'ten %29'a çıkmış vaziyette. 17 Eylül ile 31 Aralık tarihleri arasındaki rakamları veriyorum. Kredili mevduat faizi %24'ten %26'ya. Taşıt kredisi %21'den %26'ya. Konut kredisi %17.48'den %17.89'a. Ticari kredi %21'den %24'e. Ticari kredi dolar üzerinden %2.69'dan 5.12'ye. Ticari kredi avro üzerinden 2.31'den 3.63'e. Değişken faizli sözleşmelere uygulanan faiz %19'dan %36'ya çıkmış vaziyette. Belki AK Parti'ye sempati duyan arkadaşlar veya MHP'ye sempati duyan saygıdeğer vatandaşlarımız diyebilirler ki ya böyle bir şey yok, faiz düştü, bu Kılıçdaroğlu'nun hiç haberi bile yok dünyada. Onlardan tek ricam var. En yakın bankaya gitsinler, desinler ki ben bu krediyi çekmek istiyorum. Eylül ayındaki faiz neydi, şimdiki faiz ne? Faiz arttı mı, artmadı mı? Devleti deneme tahtasına çevirirseniz ve devleti deneme tahtasına çevirdikten sonra da hazineden büyük paraları bir avuç kişiye tahsis ederseniz, en büyük servet transferini yaparsanız yoksulluk artar. Türkiye'de bu. Gelinen nokta bu. Şuna dikkatinizi çekmek isterim. Toplam kamu borcunun sadece %16'sı sabit faizli. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde toplam kamu borcunun %16'sı sabit faizli. Enflasyon ne olursa olsun sabit faiz. %66'sı dövize endeksli. %66'sı dövize endeksli. %19'u da enflasyona endeksli. Türkiye'nin geldiği nokta açısından böyle bir tablo hiç yaşamamıştık. Bu kadar ağır bir tabloyu deneme sınama yöntemiyle devleti yönetirseniz Türkiye'yi bu noktaya getirirsiniz ve bu tabloyla Türkiye'yi karşı karşıya bırakırsınız. Şimdi sabah haberleri vardı. Merkez Bankası normalde Nisan ayında yapacağı olağanüstü toplantıyı olağan genel kurulunu Şubat ayına almış. Malum takvim yılı sonunda bir hesap yapmışlardı 31 Aralık'ta. 60 milyar lira Merkez Bankası kar etti diye. Hazine tam takır. 60 milyar lirayı nasıl ödeyecekler? Genel kurulu erkene aldılar. Erken genel kurulu yapıp 60 milyar lira hazineye verecekler. 60 milyar lira Türkiye Cumhuriyeti Devleti için büyük para değil. Önemli olan 60 milyar liraya muhtaç hale gelen bir hazinedir. Türkiye'nin bu noktaya getirilmiş olmasıdır. Değerli arkadaşlar, ama bunları anlatırken hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Bunların tamamı çözülür. Akılcı politikalarla çözülür. Bunların tamamı masaya yatırılır, oturulur, konuşulur. Türkiye Cumhuriyeti zengin bir ülkedir. Kaynakları verimli kullanılır. Kimseye çıkar sağlanmaz. bir avuç kişiye milyarlar aktarılmaz. Bunların önünü keseriz, o parayı millet için kullanırız. Bundan herkesin emin olmasını isterim.